konuştuğumuz gafurla şu, o da çok önemli. Şimdi de bu da lazım mukaddemede. Şimdi ustadın bir yeni talebesi var, bir eski talebesi var. Diyor ki eski talebem kahramanlık yapıp benimle savaşırken diyor Ruslara karşı bir dakika bir kahramanlık yapıyor. Ondan sonra şehit oluyor. Veya depremle veya salgın hastalığıyla ölüyor, boğuluyor, yanıyor. 10 dakika sürmüyor. Doğumla işte ölen 40 gün lohusalıktan. Ama başka bir model var. Ölünceye kadar nefsiyle mücadele ediyor. O 10 dakika nefisle mücadele etmek zordur. Genel bir kuraldır. Peki iyi dinleyin, bu çok önemli. Yeni gördüğüm bir şey söylüyorum. Külliyatta bu kanuniyetini gördüğümü söylüyorum. Paylaşıyorum sizinle. Şehid-i manevi, şehit oldu. Bir şehit var, bir şehid-i manevi. Evet. Ama ölünceye kadar pazar günü derse giriyor, şey yapıyor. Nefsine mücadele ediyor, yataktan kalkıyor. Bir 10 dakika değil yahu. Bu da şehit, o da şehit değil bu. Bu nefsiyle mücadele edip ölen şehit değil. Sıddık deniliyor. Oh. Evet, aynen Sıddık deniliyor. Sıddık kardeşlikten mi? Evet, Sıddık kardeş. Şehide benzemez. Bu böyle Ebubekir Sıddık'ın makamıdır. En büyük makam. En büyük makam. Sıddıkmış. Sıddıkiyet. Bak bu makamı biz biliyorduk, duymuştuk ama bunu nasıl yaşarız, nasıl ulaşırız diye sualler geliyordu aslında, evet, değil mi? Sıddıkiyet bu. Bunun vasfı nedir diye merak ettim. O dedim Almanya'da söylediğimizin altyapısı var mı diye. İlk dönem sevap diye biz namaz kılarız. Allah emretti diye kılarız. Sonra belirli bir aşamaya geldikten sonra Allah'ın dinine hizmet etmek lazım. Kimin? Allah'ın. Din Allah'ındır. Tamam. Biraz da terak ettin mi? Hayır. Din onun da kimin olursa olsun. Ama din benimdir. Kimsenin dinine ben hizmet etmiyorum. Bu din benimdir. Benim. Ben. Bu halet ne hissettirir? Cennet davası olmaz bu. Öyle cehennem endişesi olmadığı için cennet gayesi olmaz. Yani Allah'ın davasına, Allah onun davasına hizmet ediyorum. Ben o. Fıkhı Ekber'de geçiyor, diyor ki, mukaddeme yapıyorum. Allah'ı görmek ehli sünnettendir. Kafa gözüyle değil, gönül gözüyle, kalp ve ruh gözüyle farklıdır, akıl gözüyle. Bunu rüyada da var yani. Gözün kapalı olduğu halde görüyorsun gibi. Şimdi orada diyor ki, Hazreti Ali görmüş Allah'ı, İmam Azam görmüş. Yazıyor yani Fıkhı Ekber'de. Ahmet bin Hanbel'inkisi ilgimi çekti. Ahmet bin Hanbel diyor ki, radıyallahu anh, ben Rabbimi gördüğüm zaman diyor şaşırdım ve Rabbim benim o ürkekliğimi kaldırmak için, ey Ahmet, ben de ne istiyorsun? Ben hiçbir şey diyemedim diyor. Gene kendisi devam etti. Rabbim diyor. Allah değil. Allah gözükmez, Rabbi gözükür. Allah Resulü Miraç'ta Rabbimi gördüm diyor. Cennette de herkes Rabbini görecek. Diyor ki, ya Ahmet, benden bir şey isteme, beni iste. Benden istediğin bir şey kullanacağım, ben bunu duydunuzsunuz da. Benden istediğin bir şey bendendir, ben değil. İşte Allah'ın dinine hizmet etmek o değil. Allah'ın dinidir bu. Bu ise sıddıkiyet ise onun dini olabilir, onundur tamam. Ama bu benim. Bu ders benim. Sebap için değil. Cennet için değil. Mesela simit kahvaltıda ekmek yedik. Allah razı olduğu için mi yedik? Yani her işimizi Allah bu işte razı mı diye mi soruyoruz? Doğamızdan, fıtratımızın iktizası yiyoruz. Yapıyoruz. Keyfe. Bu benim. İşte bu sıddıkiyet. Ben Allah'ın dinine tamam idim. O mehaleden geçildi. Bu benim davam. Bu benim. Ben. Peki bunun haleti ne olur fikriyatı? Ya ben bunu yaparsam sen de bunu yap. Bak sen bunu yapmıyorsun. Ben bunlar yaptım. Sen niye yapmıyorsun? İddialarda bulunmaz. Çünkü niye? Din benim. Benim yani dine tutunduğum bir şey değil. Benim ben. Bu dine çalışarak kendimi yapılandırıyorum. Bu benim. Dolayısıyla sen de kenarda tutursan memnun olurum. Yapmadığım bir şeyle de sitem etmem. Niye? Mecbur değilsin. Bu din benimdir, benim. Ortada bir din olursa hadi beraber yapalım. Ben yapıyorum, sen de yap. Ortada çünkü. Bu ortada değil, bu benim. Sen bana yardım edersen minnettar olurum. Yapmasan da kızmam. Arabalar geçiyor, ben durakta bekliyorum. Beni niye almadı, vay be falan diyor musun? Yok, mecbur değil. Ama birisi alırsa minnettar olursun. Böyle bakacaksın. Bu din ortada değil. Onun da değil. Bu benim, bana ait din değil. Din benim. Arkasını bir yere dayandırmamız gerekmiyor mu abi? Ha, arkası sahibi tabii o. Yani öyle yapmamız lazım. Çünkü millet yanlış anlar yani. Ne anlarsa anlarsın, önemli değil, milletin için değil. Allah'ın dini ama bu dinin donmuş hali benim. Tamam abi, onu anlıyoruz. Ha, anladınsa sana önemli. Biz de anlıyoruz. Ötekisi önemli değil. Yani darbeyi indirettiği zaman... Bu benim, bunu anlayacak insan muhataptır zaten. Bu benim bak, dinin donmuş hali insandır. Allah'ın gayesi, sırrı işte, donmuş benim. 8 dişi birden mi dökülmüş? Tabii. Üstadın yani, bir gecede 9 dişi. Darbe indirildiği zaman... Alem İslam'a indirilen darbeler ilk önce ruhunda hissediyor. Ruha indiriliyor. Ruha indiriliyor. Bak, din ortada sahip çıkılan bir şey değil, o önceydi. Hani dedik ya, biz sebap diye yapacağız, sonra... Allah'ın rızasını kazanacağız, sonra cenneti kazanacağız, sonra Allah'ın dinine hizmet edeceğiz, sonra geleceksin, bu benim. Benim, din demek, donmuş hali benim. Allah'ın sırrı benim. Allah'ın sırrı dini mübindir, eylemseldir ama donmuş hali benim. Ne demek? 3 tane Kur'an var. Kur'an-ı Kebir-i kainat, insan bir de malum. Tamam mı? Bir ayat-ı tekviniye, bir evamir-i tekviniye, bir de insan, onun cemi. Ayat-ı tekviniye ve evamir-i tekvinin cemi insandır. Ayat-ı tekviniye kainattır, evamir-i tekviniye Kur'an-ı Azimüşşan'dır. İkisinin cemi insandır. Bu din böyle benim dışında bir şey değil anlatmak istiyorum. Din benim, ben. Onun için dini dar oluyorum. Dindar var, bir de dini dar var. Dini dar. Küçük, kimse yok onun içine, sokamıyor. O zaman, peki ne karımız var? Bir daha söylüyorum. Sen niye böyle yapmadın? Sen niye fatura yatırmadın? Sen niye şöyle yapmadın? Böyle taleplerde beklentiler olmaz. Tenkit olmaz. Eleştiri olmaz. Tenkit gevezeliği. Asrın belalarından bir tanesi nedir biliyor musunuz? Asrın ruhsal hastalığı, kronik hastalığı, tenkit hastalığı. Tenkit bundan kaynaklanıyor. Ortada bir mal var, sen niye hizmet etmiyorsun buna? Ben ediyorum. Ortak alanımız bu. Buradan kaynaklanıyor. Ortada bir şey. Ama bu benim deyince, bana aitin dışında, bu donmuş hal benim. Sen ne kadar alakadar olursan, sahiplenirse o kadar minnettar olurum. Çünkü geçen otobanda geçen araba beni almak zorunda değil gibi oluyor. Bu dine, bu davaya, bu dava benim. Bu makama geldiğinde tenkit olmaz kardeşim. Naz olmaz kardeşim. Yani Bediüzzaman Hazretleri'nin davası mıydı ki bu kadar çileye çekiyor? Bir de zındıkların hücumunu çekiyor. Bir de talebelerinin birbirlerine geçimsizlikleri, bilmem ne, garip hislerinin üzerime ağlıyorum, birbirinize hakaretini ben bütün hissiyatımla, öyle mi Osman? Üzerime ağlıyorum. Niye böyle didinip duruyor? Ya çünkü onlar Said Nursi'ye, Bediüzzaman'a, dine hizmet ediyorum olmuş. Sonra Zübeyir abi de bu yok. Niye böyle geçmiyor? 3 kişi var yani. Bakıyorsun Refet abi, Hüseyin abi, Sabri abi. Yani ben işim olduğu için çalışıyorum. Bu nedir yani bu ustadın üzerime alıyorum, bütün şeyleriniz bana alın, bana hakaret edin, aman aman, aman aman, aman aman dediği 3 tane şahsiyet var. Bu işlere aktif olan. Hüsrev abi, Sabri abi, Refet abi. Diğerleri yok. Hatta diyor sıkılınca diyor Tahir'in kovuşuna gitsin diyor. Yani eylemsel gösteriyorum. Sen davaya hizmet etsen etmesen benim hiç alakada etmiyor. Niye etmiyor? Çünkü ederse minnettar olurum. Mecbur değilsin. Çünkü bana hizmet ediyorsun. Bana su vermeye, gömlek vermeye, kalem vermeye mecbur musun? Verirse memnun olurum. Bu benim. Donmuş hal benim. Fıtrattır. Allah'ın sırrı insanı benim. Eylem cem benim. Vücud harecisi kainattır. Yazılım itibariyle evamil-i tekviniyesi Kur'an-ı Azimuşşan'dır. Üçü benim. Üçü birdir. Şeceri hilkat, insanı kebir, kainat-ı kübra, Kur'an-ı kebir diyor Ahmet'in şu anda. Kainata Kur'an-ı kebir-i kainat diyor. Peki insan nedir? Kainat-ı suğradır. Bu biziz arkadaşlar. O zaman niye bunu bu mukaddemeye de yaptım? Bu dersler kendimizi inşa ve ihya etme şeyimizdir. Kendimizi yapılandırma. Onun için kendine değer vereceksin. Kendi emniyet vereceksin. Değer ne demek? Sona da vereceksin kendine.